Herkese arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Benden çok fazla istediğiniz Nemesis'te zaten yeni update almıştı. Bugün sizlerle birlikte sadece kırbaç Nemesis oynuyoruz. Bu zorlu metada zaten son iki videoyu izleyenler biliyor. İnanılmaz zorlu maçlar geçiyor. Bugün de bence çok fazla zorlanacağımızı düşünüyorum. Ama buna rağmen sadece kırbaç konseptini yine de yapmak istedim. Çünkü benden çok fazla istemiştiniz. Çok güzel bir boyut hazırladım. Eklentilerimi de olabildiğince en iyi şeyleri seçtim. Çünkü gerçekten inanılmaz zor maçlar geçiyor. Bugün bütün maçları kazanmaya çalışacağız sizlerle. Amacım o. Tabi bunları yaparak bir de sadece kırbaç oynamaya çalışacağız. Bakalım yeni Nemesis update'i nasıl olmuş. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen maçımıza geçelim. Let's go. Prodüksiyon desem var ha. Bak öyle bir YouTuber'ım işte. Arka plana Nemesis oynadığım için nasıl mavi şeyler yaptım. Bir öncekinde de şey yapmıştım. Dracula oynarken kırmızı, şövalye oynarken yeşil yapmıştım. İçimiz bayneti fark etmedi ama böyle harika prodüksiyon sahibi bir insanım. Bilginiz olsun yani film seti, dizi çekimleri falan bir şeye ihtiyacınız olursa hemen yardımcı olunur arkadaşlar. Şurada bir çocuğu gördüm. Bakalım bugün maçlar nasıl geçecek ya. İnanılmaz zorlu maçlar geçiyor. Yani inanılmaz zorlu. Ama bugün bir de üstüne sadece kırbaçla neler yapabileceğiz. Çocuk ne kadar hızlı koşuyor. Pelerinin yüzünden manyak oldum. Oğlum bu ne? Koşuyormuş gibi geliyor. Vuramıyorum ben. Arkadaşlar sadece kırbaç konsepti iptal. Birazdan yumruk atmaya başlayacağım. Tamam, değdirdim. Bir buçuk diyorum yani yarımdan 175'e kadar neredeyse doldurdu. Ama mesafe ne kadar açabildi şu an bana, ben pek şey yapamadım ya, çakamadım. Ne kadar acaba mesafe açtı bu çocuk? Bir de üstüne ben yeşil dil eklentisi aldım. Daha da fazla şey olsun diye. Ama birazcık hızlı toparlandığımı fark ettim bak. Update'ten o biraz anlaşılıyor. Ne kadar iğrenç bir sesin var senin. Erken kalktı, vurdu valla. Güzel. Çocuğa 3 tane vurdum ve 2 level olabildim. Mor eklenti olarak şeyi tercih ettim bu arada. Oyunun sonunda zombileri düşürürsem, kırarsam iki zombiyi de öldürürsem zombiler kapının içinde çıkabiliyor. Abi ilk adamı düşürdüm. Yine jeneratör bitti ya. Bu oyun şaka mıdır ya? Burada çocuk var. Hemen bunun üstüne gidelim. Grim Embrance'da birazcık jeneratörleri tutabileceğiz bence. Deadman Switch'de yanına alsak fena olmaz. Çünkü zombiler adamları arada bir böyle kaldırabiliyor. O sıralarda iş yapabiliyor ama Grim Embrance tabii ki de daha garanti bir tercih olduğu için onu tercih ettim. Şöyle saati tutturduk. Bakayım adama. Evet ya, çok da fazla mesafe açmıyor sanki. Nemesis çok fazla oynadığım bir karakter olmadığı için o aradaki farkı şu anda anlayamıyor olabilirim. O bu ne yapıyor? Troll. Felaket troll. Okey, hemen peşinden gidelim. Ama birazcık hızlı toparlandığımı hissetmedim değil şimdi. Ne yalan söyleyeyim, hissettiriyor. Birazcık hızlı toparlanıyorum. Şuradan çocuğa vurayım. Düz koşmuş. Enayi ya. Niye düz koşarsın ki? Burada supporta dönmen lazımdı senin. Okey, buna vuralım. Yani yeşil eklentim diyor ki... ne oluyor oğlum, zıplıyoruz. Altı skill attı herhalde. Bak vuramadım. Yeşil eklentim diyor ki, adama ilk vurduğun zaman onu topal bırakma süreni 3 saniye uzatırım diyor. Ama ben öyle 3 saniyelik bir verim, ne yalan söyleyeyim, görmedim. Evet, vuramıyorum arkadaşlar. Sadece kırbaç konsepti gerçekten de galiba buraya kadardı. Yine vuramadım. Ne zaman vurabileceğim sana ben peki? Artık bu tur vurmaya mı ne dersin? Tamam, güzel. 3 seviye olsa da biraz daha hızlı toparlanmaya başlasak. Bunu bu açıdan kovalamamalıydım. Karşı pencereden atlayabiliyor. Ama atlamadı. Zombi mi geldi bu arada? Zombi bana iş yapar mı? Hadi oğlum. Yani bir işe yarasa sokayım zaten sana. Mal. Geber. Orada Alucard var. Şuna gideyim. Bu Alucard değil mi? Galiba Alucard. Abi sürekli birini kovalıyorum. Artık birini düşürsem mi? Bitmiyor mu bu oyun? Ne yapıyorsun? Salak. Arkana bak. 3 seviye olduk. Hadi bakalım. Şimdi bunun lancı artmıştı 3 seviyenin. Tak direkt olarak kırdım. Daha hızlı toparlanıyor mu acaba paletlerde de onu bilmiyorum. Şöyle bir mesafe testi yapalım mı? Hep birlikte sizlerle yapmayalım. Tamam, yapmayadık o zaman. Okey. Abi sadece kırbaç birazcık. Okey ama dedart attı. Hadi zombi. Ya bir boka yara ya. Bir boka yara be. Ya dedardınıza sokayım ayrıca sizin de. Yani bitmiyor mu birader ya? Bitmiyor mu ya? Başladık yine ya. Dedartlar çekilmiş. Arkada şimdi tak tak iki tane jenitör biterse ben... Ama vurdum. Adam bir de beni yavaşlattı arkadaşlar. Evet, gördünüz mü? Bak. Oha! Ne kadar yavaşlayacağım? Yeriz çeyizden çıktı be. Bu kadar mı? Bu kadar mı yavaşlayacağım yani? Bitti arkadaşlar oyun. Ne yapacağım ki? Ne yapmalıyım? Yani bir tane dead art attı diye başıma gelenlere bakar mısınız? Map'i 6 tur attım ya. 6 tur map'i attık ya.
Gayet uzağa vuruyormuş bu arada. Hemen asayım şunu. Üf, daha bundan ben ceza kancası da almıştım ya bir de. Grim Embrance da aldım. Bu adam bir daha kovalayarak büyük hata ettim ya. Arkada iki jeneratör kalmış. Şu oyuna bakar mısın? Bu adamı tünellemem lazım bu arada bir şekilde. Ama Dedard'ı var. Dedard'ın da counterlamam lazım. Ona da dikkat etmeliyim. Bunlar kalktı direkt anında. Şuraya gidelim. Ha, bu jeneratör de hızlı. Arkadaki o diğer jen de hızlı. Şimdi buna normalde sol tık atar düşürdüm ama sadece kırbaç yapıyoruz. Aa! Tamam çok iyi. Bunun şeyi yokmuş. Ceza kancasını asmam lazım. Nerede bakayım ceza kancası? Şuraya doğru yürüyeyim. Orada hem belki o çocuğun heal'ını falan da bozarım. Şuna bak. Kayıt 5 dakikadır açık ve oyun bitti ya. 5 dakika ne kanka ne 5 dakika nedir? Hemen astım. Bütün perklerin bir de jeneratör odaklı ya. Bir tek Nova'ya at hani oyunun sonunda biraz adamları tutabilmek için. O var. O da olsun zaten. Şu adamı şimdi şurada düşürürsem tünelleyip onu oyundan çıkarmış olacağım ama ağlamıyor. Sanki onda bir şey varmış gibi. Dedart atacak mı? Aha düşürdüm lan. Çok güzel. İnşallah canavlisi yoktur. Bu ne yapıyor? Okey. Sana da sağlık. Başka var mı etrafta kimse? Yok herhalde. Aa Morim vardı. Lütfen decisive atma bana. Çok üzülür ağlarım. Tamam okey. Bunlara sol tık atamıyorum bu arada. O yüzden şöyle bir yere bıraktım. Etrafında birileri... Yok tamam hepsi de dağılıyor. Şuna bir tane mori çakayım arkadaşlar. Mori atamadığım için üzülecektim eğer flyse yeseydim. Hepsi de bu çocuğu geldi kurtarmaya. Bakalım bu tünelden sonra... Bekleyin. Birazdan sizin de kafanızı böyle ezeceğim. Bekleyin orada biraz daha aynen. Geldim. Uğra... Evet kendi adamımı öldürdüm. 5 kişi öldü etrafımda. Ben friendly fire attım. Allah kahretsin. Böyle uyanattı ya. İnanılmaz ya inanılmaz. Ölmedi. Lan yeni ölmemiş miydi sen? Ne çabuk doğdun. Zombicim. Nasıl bayılırsın öyle. Aptal ucu be seni. Böyle bayılırsın işte. Abi o kadar adam arasında nasıl kendi adamımı öldürdüm ben ya? Of. Fengmin. Fengmin miydi benim diğer astığımda? Bu muydu? Burada palet yokmuş. Zink. Bence çok açabileceği bir yer yok. Burada önüme çıkacak. Evet. Hızlı düşürdük bunu da. Şöyle deneyeyim. Mesafesi artmıştı. Tamam. Umarım ilk az önce açtığım kişi Fengmin değildir. Niye aydı diye sanki tahmin ediyorum ama. Of onu da bitirdi. Ah tamam Niye'ymiş gerçekten. Ceza kancası patlaması güzel oldu. Bir de gidip şu ismini bilmediğim diğer Cheryl'ı. İsmini bilmediğim Cheryl. Gidip öldürürsem güzel olabilir. Tamam. Orada biri var. Heal atıyorlar belli ki evet. Çünkü zombinin elleri kaldırılmış bir şekilde koşuyorsa. Orada adam var demektir. Şöyle hook'a doğru. Gelen arkadaşı püskürtmek için bunun üzerine geleceğim birazcık. Şurada sağ tıkı koyalım sonra hook'a dönelim. Nia nerede? Nia indi. Muhtemelen hook'a doğru şu anda koşuyor diye tahmin ediyorum. Hayır koşmuyor. Tamam hook'un etrafında değiller. Diğer iki çocuğu da görürsem bu alanı zonlayıp en azından takas almak istiyorum. Takas alırsam çok daha kâra geçebilirim. Nia arkada. Cheryl orada. Tamam çok güzel. Bu alandan biraz daha uzaklaşabilirim şimdi. İkisini de görebiliyorum çünkü nerede olduklarını. Tamam. Hala gözümün önündeler. Burada fili çıkartırsam takası garanti bir şekilde kazanırım. Bakayım. Hook'a doğru koşmaya karar verdi son anda. Vurmazsam belki kolu açılabilir mi? Yok ya arkadaşlar açılacak gibi değil. Vurayım takası garantileyelim. Tamam. Takasımız garanti oldu en azından. Çok güzel. Cheryl'da hiç asmamıştık. Şuradan ben de sokalım. Gitsin birazcık vakit kaybetsin bende. Remembrance'ın son yükünü de aldığım için şimdi jeneratör süresi jeneratör bayağı uzun süre kapalı kalacak. Hem de ceza kancasıyla da son patlamış olacak. Bayağı güzel verim alacağız. Şimdi bu Remembrance'ın son kapalı halinde uzun sürdüğü için bir tane daha hook takası almam lazım. Böylelikle oyundan tünel atarak birini çıkarmış olacağız. Oyunu tünel attığımız için kazanmış olacağız. Ama taktiksel bir tünel. Adamlar eğer orada maymunluk yapıp Morim'e dans etmeyi tercih etmeseydi arkada belki bir jeneratör daha bitirebilirlerdi ne yalan söyleyeyim. Orada birazcık onların trolü oldu. O vakti daha verimli bir şekilde değerlendirebilirlerdi. Zaten köpek gibi oynadıkları yetmiyormuş gibi. Onu da yapabilirlerdi. Menzilin artmasının ekmeğini yiyor muyuz sanki? Yiyoruz. Ben bu adamı kovalarken şuralarda iz gördüm. Yok. Yalanmış. Şöyle izlerimizler yokmuş arkadaşlar. Hemen gelip şunu asalım. Oyun bayağı döndü. Oyun bayağı döndü. Daha Nova'ya altın var. Nova'ya altın da ekmeğini yiyeceğiz. Orada da bir tane ekstradan kill çıkartabilirim. Oyun Alucard'ın ölmesiyle... Alucard mı onunla da? Dur bakayım. Hemen şöyle SC yaptık. Evet Alucard'mış doğru. Alucard'ın ölmesiyle oyun bayağı bizim lehimize dönmeye başladı. Zombiler sadece şu an biraz yan yana. Onlardan bir kurtulalım. Bak onlara da sadece kırbaç. Biz de sadece kırbaç yapıyoruz ha. Onu unuttuk yani bir yandan.
Sadece kırbaç yaptığımızı hatırlatmak isterim. Nerede bunlar şimdi? Elini kaldırmış bir zombi var mı? Evet, orada hook almaya geldiler. Oraya bir uzayalım arkadaşlar. Biz oraya bir dönelim. Şuradaki köşedeki jeneratörü yapıyor olabilir diyecektim. Yapmıyormuş. İğne bastı. Çok iyi bizim için. Hemen hook'un başına doğru geldik. Buydu alınan kişi. Dedard'ı varsa diye bekleyeceğim. Ama vazgeçtim. Şuna gitmeyi tercih edeceğim. Çünkü bu biraz daha oyunun içinde. Şu o diğer çocuğun kaçtığı yön, adam kalıyor yanındaydı. Hemen vurduk. Bu jeneratörü yapıyor sanırım ama bu çocuğu zonlamaya devam edebilirim. Hatta şuradan önüne çıkarsam çok rahat bir şekilde onu düşürebileceğim. Şöyle yapalım, uzun kenardan kovalatalım onu. Palete doğru yetiştiğinde çünkü ona ben de yetişmiş olacağım. Gayet iyi, hemen boku da aldık. Sadece kırbaçla güzel bu oyunu çevirmeye çalıştık. Böyle tryhard oyunlarında her ne kadar tilt olsam da hastasıyız yani. Siz de çok seviyorsunuz biliyorum. Tryhard maçları izlemek size daha çok keyif veriyor, farkındayım. O yüzden ben de böyle ciddi ciddi oynamaya çalışıyorum ki gördünüz zaten adamlar o tüneli atmayı başaramasaydım, o çocuğu orada öldüremeseydim maçı zaten koparmış bitiriyorlardı. Ama böylesi çok iyi oldu. Daha heyecanlı, daha kıyasıya bir maç geçirmiş olduk. İkisi de burada şimdi bu alanı tekrardan zonlayacağız. Önce bir jeneratörü bir tikikleyelim. Burayı taktiksel oynayacağız. Bu adamların ikisi burada. Zombi zaten şu an birini kovalıyor. Bu çocuğu da ben bu alana sokmazsam o hook'u gelip alamayacak. O hook'u alamadığımda da ben oyunu otomatik olarak kazanacağım. Zombi morayı korumaya devam etsin. Hiç sızmaya çalışma boşuna. Hiç sızmaya çalışma. Ben bu hook'a çünkü alan kempi atarım. Hiç de bir şey yapamazsın. Uzağa. O zombi de orayı koruyor. Harikasın zombi bu arada. Harikasın. Gerçekten harikasın. Bu hook'u burada öldürüyoruz arkadaşlar. Bu hook'a şu anda full canlı olan Fengbin'in gelmesi lazım ki sadece kırbaç oynadığım için palet devirdi bu arada o çocuğu öldürmek için. Bu hook'tan biraz da uzaklaşmalıyım sanki. Çünkü aha geldi. Geldi şimdi geldi yetişti. Ah be yetişti. Gerçekten uzaklardan koştu geldi yetişti. Hemen bir tane daha vurduk. Bak çekil ayağımın altından ucube salak. Çekil. Al tamam. Tünel mi yemek istiyorsun? Tamam atayım, hemen atayım. Hemen. Emrine amade. Emrine amade tünel. Buyur kardeşim. Yumru da ye şimdi ağzının ortasına. Ah, ben istedim. Bak ben atmadım. Bunu ben atmadım. Bu benim suçum değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Kafasını ezmeyi ben istemedim. İstedim mi? İstemedim. Bakayım kafası da gayet yerinde duruyor yani. Hiç benim suçum yok. Şöyle tekrardan bu zorladıkları jeneratöre bir dönelim. Şuradaki güzelim paleti yemiş bu arada zombi öldürmek için. Oooo facia. Kickledik. Hiçbir zaman taviz vermiyoruz. Şu paleti de kırdık. Sakin sakin bu oyunun geri kalanını kazanacağız artık. Şöyle bakalım neredelermiş. Oo bu jeneratör de hızlı. Aha bulduk bile. Gel bakalım. Sen iğne bastın. Tabii ki de sadece kırbaç oynadım bildiğin için. Ne yapıyorsun mal? Aa! Ben de malım. İkimiz de malız. Palet. Ama devirmeliydin özürlü. Bayıl. Bu bir. Güzel. Bu paleti devirecek misin? Oğlum bu jeneratörü zorluyor hala. Salak mısın sen? Devirmeliydin buradan. Bunu da devirdik. Ha ben 4 kilo oynarım arkadaşlar. Aa! Yasemin salak öldü. Aa, şey yapamadım. M1 attım. Video iptal. Tamam. Çok sıcak. Allah kahretsin. Şu an videoyu sizin izlediğiniz günün sabahının 0:44'ünde yani bana göre gece oluyor. Gece 12:44'te çekiyorum. Eve anca girdim. Daha yoğun ki bu aralar. Eve anca girdim ve size dedim hemen yarına videosu yok benim izleyicilerimin dedim. Hemen yorgun argın efendi videomu çekeyim yarına yetiştireyim. Yani sizin izlediğiniz bugüne yetiştireyim. Benim için hala yarın ama sizin için bugün. Şöyle yetiştirdik. Bu çocuğu da astık. Next maça, hatta lobby'e pardon. Go. Yine kıyasıya bir maçın sonuna geldik. 2 jeneratör kalmıştı ve sadece 1 hook almıştık. Maçı oradan çevirdik, comeback attık, yılmadık, direndik ve kazandık arkadaşlar. 113k puan, 1.5 pip ve server'lerinde perkleri emriniz amada. Yani bu nedir kanka? Bunlar ne ya? Öyle bu. Yani kuduruyorum şöyle Iron Will'leri, Can Afrika'yı. Bu ne ya? Sen nasıl bir özürlü ruh hastasının tekisin? Bu hit ne ya? Bunu diyen ben. Anti-tunnel build yapıp videosunu çekti. Ama olsun. Hadi next match'a go. Ne yani peki bu? Bu Survivor'ların bu kadar bir anda tryhard gelme sebebi ne? Oyunu birileri öğrendi ve artık hani ne oldu? Ne değişti ki? 2 tane update geldi. Bir şeyler oldu. Matchmaking sistemini mi düzelttiniz? Ne yaptınız? Her girdiğim maçta counter döküyorum. Çığlık atıyorum.
ruh hastası oluyorum. Böyle mi olması gerekiyor yani, mantıklı mı bu? Bu şekilde mi? Hani tamam, benim karşıma bak, okey. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Mantıklı bir şekilde. Bu attığını size sokayım be öncelikle. Önümü göremediğim için. Sonra devam edelim şimdi. Heh, boğun açıldı. Kara bahtım, kara alm yazmadım. Ney, Allah'ım yetişebilir miyim artık? Ben katil olarak daha hızlı koşmuyor muyum bu oyundan? Nereye gittin? Abi nereye gitti? Ve kaybettim. Değil mi? Dışarıdaki jeneratörü yapıyorlar. Şaka mı? Ya bu kapı kim? Bütün yoz müdahalenin süresi bitti. Ben bir tane alan bulamadım daha. Ne? Gel kankim. Oyunu köpek gibi oynayan adamlar geliyor ya. Bir anda olmaya başladı. Hiçbir şey yoktu ortada. Bir anda köpek gibi oynayan adamlar gelmeye başladı. Hiçbir fikrim yok yani. Matchmaking güzelden şey diyordum. Tamam, ben gayet oyunu iyi oynuyorum, tamam mı? Bu oyunda katil tecrübem çok yerinde. Ve gayet iyi katil oynuyorum. Eyvallah. Karşıma da ona göre adamlar veriyordun ama hani bunca zaman vermiyordun. Şu an nasıl veriyorsun? Ne oldu ki? Zombi gel. Zombi gel. Gel zombi. Zombi. Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin. Adam ol. Aferin. Seni tebrik ediyorum. Ona selam çekiyorum buradan. Ama tamam, base'e iniyoruz o zaman arkadaşlar. Madem etrafta hook yok, ben bu base'e in. Aa, orada varmış. Beyazlıklardan göremedim. Enti olmuş. Ceza kancası alamadık. Ama base'e hook aldık. O da bir şey. Oh, görev de yaptım. Mis mis. Şimdi hepiniz burada mısınız yani? Ben bu jeneti tekmeleyebilecek miyim? Tamam. Tekmeleyeyim. Bir adım da uzaklaşayım. Şöyle Grim Embrance da bir kapansın. Eklentimi değiştirdim. Bu arada sarı aldım. Ve sarı aldığım için fark ettiyseniz arkadaşlar, şey oldu. İki vuruşta iki level'a geçtim. Az önceki maçta üç vuruşta iki. Görüyorsunuz değil mi? Mikel oyuncuları böyle. Bak, her ne kadar bütün takım iyi oynasa da takımda bir tane Mikela vardır ve o bütün oyunu böyle troller ve takım arkadaşlar içinden geçer. Bak, adamın ölüşe bak, gördünüz mü? Sadece kırbaç, şöyle hemen şuna da vurayım. Çat çat. Sadece kırbaç yaptığımı unutuyorum. Sanki Nemesis'i normalde de böyle oynamam gerekiyormuş gibi hissettirmeye başladı. Kırbacı o kadar güzel bufflamışlar ki. Eskiden mesela şey de çok güzeldi. Ah, o Say the Best değişmediği meta. Ah ah, en sevdiğim perkti benim Say the Best. En güzel en sonunda yaldırdın kanka buna. Obzesi sağ tıkınla öldürürdün. Obzesi olmayanları da sol tık atardın. Hayvan gibi şey olurdu, mükemmel olurdu ya. Şimdi seni tünelleme vakti dostum. Şöyle şuradan çat evine. Adamı öyle evine yollardılar. Öyle çıkar, bota geçersin tabi. Ben maçı kazanmak için dişimi canıma... Nasıl da lan o? Canımı dişime takayım. Sen ama bir tane böyle kötü oyna, kötü bir play yap, hemen oyundan çık. Tabi toksik kurbanlar, toksik. Hepsi toksik bunların. Bunlar var ya adam, bu siz bunca zaman tünel atan katillere falan sövdünüz. Asıl bunlara küfredilmesi lazım. Nerede o? Bak bak eş bak. Mikela oyuncusu, görüyorsunuz değil mi? Mikela. Anlatmama bence hiç gerek yok. Mikela oyuncularının beyinsiz olduğu. Yani of, aranızda da Mikela oyuncusu var. Şimdi çok fazla laf ediyorum. Sonra yorumlarda abi Mikela'ya böyle deme, şöyle deme. Ne diyeyim ama? Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Mikela oyuncuları böyle oluyor arkadaşlar. Ben şunu tünelleyeceğim. Zerre umurumda mı? Bana yaşattıklarınızı yaşayacak mısınız? Yaşayacaksınız. Ha, aynen. Ne oluyor? Evet, ben oradayım, evet. Aç gözümü! Aç artık ya! Allah Allah! Ay ya, vuramadım bir de ya! Ya Allah yarabbim ya! Ya fake de yemiyor ki, bot bu çünkü. Vurayım! Ah, rahatladım. Özürlü bot. Orada mıyım ben? Gökyüzüne tutuyor, ben kör oluyorum. Aptal bot ya. Mori iyi oldu. Mori alın. Valla mori alın. Ben mori niye aldım? Çünkü bir anda canavli, bir anda bir şey yemeyeyim diye aldım. Siz de alın arkadaşlar. Mori takın, kırmızı eklenti girin. Elinizden geleni ardınıza koymayın şu an bu oyun oynarken. Özellikle katil arkadaşlar. Zaten katil arkadaşlar olabilir bu dediklerime. Kurbana mori alacak haliniz yok bence. Yani sinirlendim işte, anlayın yani. Yapın. Bu dediklerimi yapın. Alın morinizi, alın kırmızı eklentinizi. Alın bir tane anti-palet legion. Gözünüzü kapatıp etrafa sadece yumruk atarak oynayın. Anti-palet legion çekelim mi? Çok canım çekiyor bu aralar. Size sadece cinnet legion yapacağım. O var. Çok fazla isteniyor. Görüyorum. Bu arada gördüğüm yorumları da söyleyeyim bak. Anti-palet legion var. Legion'da çok fazla özellikle bu isteniyor. Yani legion neymiş ya? Çeteden bahsediyorum Türkçesi bilmeyenler için. O kadar fazla çete ile ilgili yorum var ki.
kanalı çete videosu yapacağım ya. Yani onu istiyor gibi bir hal tavırlarınız var. Bir onu isteyen arkadaş var. Onu oynayacağım. Sıradaki videoda özellikle oynamaya çalışacağım. Jentürk kendi suratıma kapattım, gördünüz mü? Bir adım daha atmasaydım kapanmayacaktı. Bir tane Oni isteyen çok fazla arkadaş var. Özellikle Oni 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 deyip deyip duruyor. O yüzden bir Oni oynama sözüm var. Jentür nasıl patlak lan? Ceza kancasına mı atsın lan? Okey. Oni oynamayı düşünüyorum. Sonra da chat'e yeni oynadım daha ama chat'e de çok fazla istendiği için bir daha böyle bir sadece cinnet chat'e yapmak istemiyor diyelim. Nasıl yapacaksın abi, nasıl olacak falan demeyin. Çok güzel oluyor. O kadar tilt oluyor ki, o kadar kanser oluyor ki adamlar size maç boyu küfür ediyor. Araya da bir tane bir şu yanlış çektiğim. Aslında ben yanlış bir tane video çektim. O toksik baba videosu öyle çekilmiyormuş. Onu sizin yorumlarınızı okuduktan sonra anladım. Ben bu alanı campliyorum bu arada farkındaysanız. Çünkü gelip almak zorundalar ama almaya tercih etmediler henüz. Toksik baba videosu çekmem lazım. Ben adamları öldürmeye oynamışım. Meğer olay o değilmiş. İçlerinden birini target alıp tamamen onun üzerine maçı oynamam ve ona quit attırmaya çalışmam. Onun bütün hayattan nefret etmesini sağlamam gerekiyormuş. Ve bunu M1 atarak yapmam lazımmış. Ben testlere build'i yaptım. Adamları çat 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 doğradım. Ahmet de gelmiş diyor. Bu ne kardeşim, bu nasıl oluyor? Ama haklı. Ve haklı, o da haklı yani. O build öyle oynanmıyormuş. Hani yanlış yapmışım. Yorumda herkes zaten sövmüş, küfür etmiş bana. Şaka. Ama haklı. Onlar da haklılar şimdi. Bir şey diyemiyorum. Alacak mısın silindiri? Adamları full yerde düşüre düşüre, eziyet ede ede, yerde köşeye alıp böyle sırtlayıp köşeye falan götürmem lazımmış. Bunu kurallarını kim koydu bilmiyorum ama Ahmet'in işi gibi duruyor. Ben de yapacağım. O da aklımda. Yani sırada şöyle söyleyeyim. Boş boş konuştum çok fazla. Toxic Bubba videosu var, Oni var, Legion var. Ben bunları yapmayı düşünüyorum. Daha farklı istediğiniz bir şeyler varsa bu yorumlarını bu videonun altına yorumlara yazın mutlaka. Ben de göreyim. Aa bak, bundan da çok fazla istemiş. İstenmiş diyeyim. Sonra sıraya onları koyayım. Kafamdaki plan şu anlık bu çünkü. Bunları yapmayı düşünüyorum. Ya ben bu iki tane özürlü nerede? Göremiyorum bir saattir. Mikele'yi de görmüyorum. Mikele nerede bilmiyorum. Zombim dün orada neyi koruyor o da belli değil. Hah, geldi biri. Sonunda farklı bir insan gördüm şu oyunda. Ama niye? Bunu seni kovalama edemeyeceğim tabii ki de. Bitsin de şu Barov süren. Sonra vuracağım sana. Böyle mi oynayacağız bu oyunu? Tamam. Güzel. Harika koşuyorsun. Evet. Evet. Oradan atlayacaksın. Tamam hadi. Diyelim ki atladın. Yorum yapmıyorum. Atlamıyormuş oradan. Tamam. Oraya kadar koştu ve atlamadı. Ha, arkana da bak. Buradan beklemeye karar verdin. Sen beyinsiz misin? Oradan atlamadı. Atladığı yeri görüyorsunuz değil mi? Buraya atlıyor. Buraya. Beyni yok ki. Beyni olmadığı için ben şimdi onun olmayan beynini ezeceğim yerde. Bak, gel bir şöyle bir yat yere. Yeniden şu küçük nerede beynin bir bakayım. Şurada mı? He? Yokmuş. Beyinsiz misin? Kafanı ortadan ikiye böldükten sonra beyinsiz olduğunu anladım. Bu jeneratörü yapan da Mikela bu arada. Evet. Biliyorum, biliyorum. Bir jeneratör kaldı, nasıl kaldı onu da bilmiyorum ama şöyle bir kırbaç sana 3 metrekare içerisinde öldü diyecektim, tam diyemedim. 4 metrekare içerisinde öldü, bunu diyebilirim. Aha! Oğlum ayağımın altında açıldı, çok iyi. Kapattım bunu. Nova'ya atım var, hiçbir yere kaçamaz bu arada. Aha! Geldim. Şimdi size hazır bu adamı kovalarken bu oyunla alakalı tecrübeyle sabit bir düşüncemi paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunda kalıplaşmış şöyle bir gerçek var. Niye oyuncuları iyi oynarlar ve ellerinde genelde flashlight olur? Ve bu niye oyuncuları genelde toksik insanlardır? Ace oyuncuları vardır. Ace oyuncuları gayet böyle delikanlı adamlardır ve oyunu gayet kaliteli ve iyi oynarlar. David oyuncuları vardır. Yine böyle hafif toksik hareketler yapmaya çalışır ama günün sonunda bok gibi oynarlar. Bunlar vardır. Adam Francis oyuncuları vardır. Bu adamlar tam bir goat ve genelde turnuva oyuncuları olur. Onun dışında Meg oyuncuları var. Meg oyuncuları tamamen oyuna yeni başlamış. Böyle public, aptal pembe tişörtü giyen o Meg oyuncularından bahsediyorum. Böyle tamamen oyuna yeni başlamış, oyunu yeni öğrenmeye çalışan insanlardır.
Bununla birlikte dedeler var. Dedeler fix jeneratör yapar ve garanti bir şekilde 5. avantaj slotunda unbreakable kullanırlar, yıkılmaz kullanırlar. Bunlar benim tecrübeyle sabit yorumlarım. Sizin de varsa böyle, özellikle bu cümleyi niye kurdum? Bir de Mikel oyuncuları vardır arkadaşlar. Mikel oyuncuları Aşko Kuşko kızlardır ve burada noktalıyorum. Sizin de varsa böyle güzel karakter analiziniz, mutlaka yorumlara yazın. Ben o yorumu en beğendiklerimden birini sabitleyeceğim, size söz veriyorum. Survivor'ın perkleri bu şekildeydi. Boşumuzda yaptığımıza göre 61k puan aldık. 1.5 pipe, 2 pipe yakın aldık. Bugün maçlar güzel geçti. Sadece kırbaç oynadık. Sizler çok istemişsiniz. Sıradaki videolarda hangi karakteri görmek istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Tabii ben sıradaki planım belli. Çok fazla başka bir şey isteyeniz ise yine yaparım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay. We'll be right back.